Geçen gün işgali genişletmekte ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, haksız ve hukuksuz uygulamaları ile insan haklarını hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine ve dünyaya meydan okumaktadır. Filistin halkı İsrail'in gasp, işgal ve soykırımlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak kendini, topraklarını, vatandaşlarını ve canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün yüzlerce şehit verilmesine rağmen direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Filistin halkı yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslümanların resmi, sivil, tüm ekonomik, askeri ve manevi dayanışmayla Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar işgale karşı direnişlerinde yalnız kalmamalıdır. Filistin'den dem vurup on binlerce kadın, çocuk, katil eden Gazze kasabı Netanyahu, alkışlayan zihniyet katliamın en büyük ortağıdır. Hükümetimizden de Hamas sözcüsü İsmail Haniye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye vatandaşı olup Filistin'deki katliama ortak olan kişilerin acilen ve derhal vatandaşlıktan çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kişilerin mal varlıklarına el konulmalı ve haklarında soykırıma ortak olunmasından dolayı bir an önce hukuki işlem başlatılmalıdır. Halkımızdan talebimiz şudur ki boykotu hayatın her alanında uygulamalıyız. Hem İsrail mallarını hem de İsrail destekçisi ve sevilicilerin mallarını tüketmemeliyiz. Bilinçli tüketici olmalı. İsrail'i bu konuya getiren şeyin ekonomi olduğunun farkına varmalıyız. Bize uyguladığı vahşi ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz. Peygamber sevdaları olarak diyoruz ki Filistin'i başkenti Kudüs olan doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütünlükte ve İslam'ın mukaddes toprakları olarak görüyoruz. İslam dünyasına da sesleniyoruz. İşgal altında olan ilk kıblesi için bütün ayrılıkları bir kenara bırakmaya, Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. Mec'alhum ganimeten lil muslimine ya rabbel alemin.
Allahümme innehum katalû ricâlel muslimîne faktul ricâlehum ya Rabbel âlemîn. İşgalinden kurtar ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Evlerinden, yurtlarından çıkarılan öz vatanlarında âlemîn. Allahümme innehum rammelû nisâel muslimîne ferammil nisâehum ya Rabbel âlemîn. İlahi ya Rabbi. Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın.